Hoş geldin ya. Hoş bulduk Tahir Bey. Yaramaz bir şey var mı? Yok efendim. Kurduğunuz tezgah tıkır tıkır işliyor. Ver. Buyurun. Senden önce bir kurye daha gelecekti. Bir aksilik mi oldu? Neden gelmedi? Gelmiş olması lazım Tahir Bey. Yalnız malı ortağınız Hacı Bey'e teslim edeceğini söylemişti. Hacı Bey'le ortaklığımız çoktan bitti. Ne iştir bu? Parayı ben bastırdım. Malı nasıl o teslim alır ki? Hiçbir malumatım yok Tahir Bey. Ben bana verdiğiniz görevi yerine getirdim. Her zaman emrinizdeyim. Sağ ol. Gidebilirsin. Allah ömürler versin efendim. Vay Tahir'im, özledim seni yahu. Nasılsın koçum? Beni arayacağını biliyordum. Hayırdır? Malı sen teslim almışsın hacı, bu ne iştir? Ortaklığımız resmen bitti ama benim bazı haklarım da sende kaldı. Ne hakkı anlamadım. Bak hacı, birbirimizin tekerine çomak sokmayacağız diye sözleşmiştik seninle. Bu meseleyi baş başa konuşalım ha? İyi olur Tahir'im. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Baş başa dedin değil mi? Yalnız ikimiz. Tamam. Yarın saat 1'de Karadut lokantasındayım. Nicedir seninle birlikte yemek yememiştik. Görüşürüz. Selam. Yalnız gidemezsin baba. Öyle sözleştik. Merak etme evlat. Buluşacağımız lokanta kalabalık olur. Küpegündüz hiçbir şey olmaz. Vakit geldi. Her şey hazır mı? Tamam beyim. Sizin işaretinizi bekleyeceğim. Garson kılığıyla dışarıda bekleyecek. İşaretimle işi bitireceksin. Tamam beyim. İş bitecek. Zamanki gibi tam zamanında buluştuk. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Et tırnaktan ayrılır mı Tahir'im? Gel kendimize güzel bir ziyafet çekelim. İşler iyi gidince insanın iştahı da artıyor. Doymak bilmiyor. Uy hacı, aç gözlü olmak iyi değildir. Yaptığın yanlışı nasıl düzelteceksin? Ben yanlış yapmadım ki Tahir. Hakkım olan malın yarısını aldım. Bu sipariş biz ortakken verilmişti. Ayrılırken hesaplaştık. Olduğu gibi geri isteyelim altınları. Mal çoktan çarşıya dağıtıldı. Ne afet, malı bağ geri getir hacı. Son sözüm budur. Olmayacak duaya amin denmez. Mesele yapma. Nalıncı keser gibi hep kendine yok. Yazık, demek bu işimizin son yemi. Hesabı getirdin mi oğlum?
Getirdim. Biraz dikkatli olsaydınız özür dilemek zorunda kalmazdınız. Üzgünüm, izin verin de temizleyeyim. Kahveyi dökerken izin almadınız. İsteyerek yaptığımı söyleyemezsiniz. Size tavsiyem, ikram servisini ayakta durmasını bilen bir arkadaşınıza yaptırın. Tavsiyenize uyarım. Sayın yolcularımız, 334 sefer sayılı uçağımız Atatürk Havalimanı'na gelmiş bulunmaktadır. Lütfen sigaralarınızı söndürünüz ve kemerlerinizi bağlayınız. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk. Bekleyin biraz. Baş. Sizi üzdüğümün farkındayım. Özür dilerim. Çok sinirliydiniz. Hak etmediğim sözleri söylediniz. Haklısınız. Havada sinirli oluyorum. Bir de karada denemek ister misiniz? İzin verirseniz sizi ben bırakayım. Buyurun. Şahane bir araba. Sanki uçak gibi. Bir hostesi eksik. Öyle sayılmaz. Sizler varsınız ya. Sahi biz tanışmadık. Adım Cengiz. Nevin. Aysun. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır lafı doğruymuş demek. Dökülen kahvenin hatırı daha uzun süreli olacak galiba. Dikkatsiz hostesi hiç unutmayacaksınız. Bu güzel gözlerin sahibi kolay unutulmaz Aysun Hanım. Teşekkür ederim. Suadiye'de oturduğumuzu söylemedik galiba. Suadiye'ye gidiyoruz. Emredersiniz beyim. Alo. Evet benim anne. Az önce indim, yoldayım. Hayrola? Babanı az önce aldılar oğlum. Müdüriyete götürdüler. Merak etme anne. Babam telefonla her şeyi anlattı bana. Gerekli tertibatı çoktan aldım. Sen babamın kahvesini hazırla. Kahve soğumadan babam evde olacak. Seni çok özledim. Anladığım kadarıyla aceleniz var. Bizi eve kadar götürerek vakit kaybetmeyin. Kavşakta inebiliriz. Olur mu öyle şey? Ne fark eder? Akşam yemeği için kaçta alayım sizi? Hoppala! Tepeden inme yemek davetine teşekkür ederim. Ama gece uçuşum var. Aysun gelebilir. 8'i mi? Tamam, 8'de buradayım. Kabul ettiğimi söylemedim ki. Kabul etmediğini de söylemedin. Görüşürüz.
Hacı Taşçı'yı en son gören sensin Tahir Bey. Kaç defa demiştim sana amirim. Ama istiyorsanız bir de anlatayım. İş konuştuk. Yemeğe davet etmişti. Konuşmamız bitti, ben ayrıldım. Ayrıldığımı gören bir sürü şahit var. Evet var. Sen ayrıldıktan 5 dakika sonra hacı vuruldu. Bir tesadüf mü bu? Şans desen daha iyi olur. Ben perhizdeyim. Az bir şey yedim kalktım. Rahmetli o burdu. Doymak bilmezdi. Benimle birlikte kalksaydı belki de ölmeyecekti. Katile ölüm emrini kim verdi acaba? Katili bulup ona sorsana. Katili bulduk. Ama boğazlanmış olarak bulduk. Üzüldüm. Senin işin çok zor amirim. Allah kolaylık versin. Seni yurt dışında sanıyordum. Evet, işlerimi bitirdim ve bugün döndüm. Bir mahsuru var mı? Zamanlamanız çok mükemmel. Babanın başı derde girdi ve sen hemen döndün. Ben hayırlı bir evladım. Babamın başı dertteyken gurbette keyif sürecek değilim ya. Babamın başının dertte olduğunu hiç sanmıyorum. Bak evlat, Hacı Taşçı öldürüldü. Altın kaçakçılığından sabıkalı. Hacı Taşçı babanın ortağıydı. Yanılıyorsunuz. Ortaklıkları çok önceden bitmişti. Kurdukları şirket kapatılmış, aralarındaki tüm sözleşmeler feshedilmişti. Umarım şu evraklar sözlerimin doğruluğunu kanıtlar. İyi hazırlanmışsın. İyi bir avukatsın. Güçlüsün. Ne yazık ki gücünü kanunsuzlar için kullanıyorsun. Sözünü ettiğiniz kanunsuzlar benim ailem, babam. Şimdi izninizle babamı alıp gideyim müdür bey. Bir şey sormak istiyorum. Ortaklıkları bittiği halde babanla hacı niye buluştular söyler misin? Ben ortaklıkları bitti dedim. Arkadaşlıkları demedim. Babam hacı beyi çok severdi. Umarım cenazesine yetişmesi için babamı hemen salarsınız. Evet, dediğini yapacağım. Ama peşinizi asla bırakmayacağım. Bunu sakın unutma avukat bey. Gel şimdi. Geçmiş olsun baba. Aslan oğlum benim. Anneme kahveni yapmasını söylemiştim baba. Bekliyor. Hı hı. Önce cenazeye yetişelim oğlum. Rahmetliyi çok severdim. İçim yanıyor. Hadi Cidem. Sakın bir delilik yapma Celal. Yapmam dayı. Sırasını zamanlı beklerim. Başın sağ olsun oğlum. Dostlar sağ olsun. Öpeyim. Başın sağ olsun Celal. Çok üzüldüm. Babam benim de amcam sayılırdı. Sağ ol Cengiz. Vurulduğuna inanamadım. Duyduğumda fenalaştım. Tansiyonum yükseldi. Can adamdı. Bak oğlum, bir derdin bir ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Ah hacım benim, kardeşim. Beni nasıl bırakıp gidersin? Sana kıyanların elleri kırılsın. Allah razı olsun. Sizi arayacağım Tahir dayı.
Gidelim baba. İlaçlarını almalısın. Annem de merak eder. Gidelim oğlum. Bakalım bu acıya dayanabilecek miyim? Aferin oğlum, iyi idare ettin. İyi numara çektik köpek. Yakında da ben ona bir numara çekeceğim. Bu gece uçuşumda ben de deneyeceğim. Neyi? Beğendiğim bir yolcunun üzerine kahve dökmeyi. Nasıl böyle düşünürsün? Kasıtlı dökmedim kahveyi. Hay Allah, ben öyle sandım. Çok etkileyici bir tip. Sanırım genç bir iş adamı. Dikkatimi çekmedi. Ama sen onun dikkatini çektin. Beğendi seni. Hey, ne oluyor? Çöp çatanlığa mı başladın? Çöp çatana ihtiyacı yok onun. İstediğini elde edebilecek güçte bir erkek izlenimi verdi bana. Evet, yakışıklı, paralı ama dediğim gibi fazla etkilemedi beni. Yemeğe eşofmanla gidecek değilsin sanırım. Yarım saat var. Gideceğimi kim söyledi? Haddini bildirmek gerek böylelerine. Ne sanıyor kendini yani? Geldiğinde eşofmanla karşılayacağım onu ve güle güle diyeceğim. Senin gibisine mağrur değil, aptal derler canım. Umarım pişman olmazsın. Güneşe gözlüksüz bakamam. Çok güzelsin. Bu saatte ancak akşam güneşi olabilirim. Öylesin. Gidelim mi? Böyle bir araba kullandığına göre çok zengin olmalısın. Geçinip gidiyoruz. Benim mesleğimi biliyorsun. Seninkini öğrenebilir miyim? Avukatım. Oo, avukatların bu kadar çok para kazandıklarını bilmiyordum. Haklısın. Sadece büyük müşteriler olan avukatlar kazanabilir. Senin de var herhalde. Yani büyük müşterilerin. Var elbet. Ailem. Şirketlerimizin, holdinglerimizin avukatlığını yapıyorum. Desene, ben yemeğe bir prensle çıkıyorum. Prensle değil. Güzelliğine tutkulanan bir erkekle canım. Gerçekten uçmayı çok mu seviyorsun? Evet, hem de çok. Mesleğinde yenisin değil mi? Bak şimdi, lafı gene beceriksizliğime getireceksin. Kesinlikle, öğrenmek istedim. 6 ay oldu. Daha önce Ankara'da teyzemle yaşıyordum. Ailemi küçük yaşımda yitirmiştim. Uçmak bir özgürlük duygusu veriyor bana. Hostesliği seçtim. Kısaca özgeçmişim bu işte. Yeni olduğunu nasıl tahmin ettim söyleyeyim mi? Hı, merak ediyorum. Sık sık uçarım. Daha önce sana rastlamadım. Bu güzelliğinle seni fark etmemem mümkün değil çünkü. Hadi oradan. Üzerine kahveyi boca etmeseydim gene dikkatini çekmeyecektim. Doğru ama ondan sonra da sana yaklaşmanın yolunu aradım. Benden de bir itiraf. Seninle yemeğe çıkmayı düşünmüyordum. Nasıl hazırlandığımı bilemiyorum. Ben biliyorum. Birbirimize aşık olduk. Bu kadar açık seçik. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Yeni tanıştık Cengiz. Mutlaka uzun yıllar gerekli değil tanışmak, sevmek için. Bir kıvılcım bu. Bir duygu. Bir duygu alışverişi. Anlatması kolay değil. Anlat, vaktimiz var. Benim yok. Seninle dans etmek için sabırsızlanıyorum. Evet.
Üzerime dökmeyeceğine söz verirsen bir kahveni içerim. Söz veremem. Elimde değil çünkü. Biraz sakarım. Kolayı var. Kendim pişirir, kendim içerim. Hadi. Teşekkürler. İçine bakma, dökersin. Ne zormuş ya. Sanki ipte yürüyen cambaz gibiyim. Evin çok küçük ama kullanışlı. Kutu gibi. Daha iyisini bulamadık. Daha doğrusu paramız buna yetti. Kirayı evinle müşterek veriyoruz. Sana ait bir evin olsun isterdin değil mi? Kim istemez ki? Ama insan düşlediğiyle değil, bulabildiğiyle yetiniyor. Ben hep senin gibi bir kızı düşlerdim. Beni henüz tanımıyorsun ama. Tanımam için izin ver. Yarın da beraber olalım. Aa, yarın sabah uçuşum var. Ancak 2'de dönerim. Benim için müsait. Neyse, vakit geç oldu. Burada kalabilir miyim? Hayır. Bugüne kadar bu evde hiçbir erkek kalmadı Cengiz. Ve hiç erkek arkadaşım olmadı. Ben de bunu öğrenmek istemiştim. Müsaadenle. Artık gideyim ben. İyi uykular yavrum. Ulan karı kızdan bıkmadın mı hala? İçine düşeceksin Çerata. Sabaha kadar neredeydin merak ettim. Artık büyüdüğümü kabul et baba. Hem bu defaki basit bir macera değil. Galiba aradığım kızı buldum. Ne alt edersen et ama tedbirli ol. Su uyur, tuşman uyumaz. Ben kendimi korumasını bilirim baba. Bilemezsin. Hacının oğlu her şeyi biliyor. Mutlaka harekete geçecektir. Ona sırtımı dönmem baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uçuş nasıl geçti? Mükemmel. Hiç kimsenin üstüne kahve dökmeden uçuşu tamamladım. Tebrik ederim. Hadi gel.
Bu yat yüzen bir ev gibi, her ihtiyacı karşılıyor. Evlenince bu yatla balayına çıkarız. Hı? Evlenince mi? Seninle evlenmek istiyorum. Hiç düşünmediğim bir şey bu. Açıkçası hazırlıklı değilim. Hiç sorun değil bu. Ben seni hazırlarım. İstersen hemen başlayabiliriz. Yerimiz de müsait. Saçmalama. Benim sözünü ettiğim seks değil. Birbirimize uyum sağlayabilecek miyiz? Ne bileyim, bu kadar çabuk olmamalı. Geç bile kaldık. Niye rahat olmuyorsun? Lütfen Cengiz, bu yöntem bayatladı artık. Yani evlenme vaadiyle kıskandırma. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Ciddiyim ben. Ben de çok ciddiyim. Beni eve götürür müsün, ben mi gideyim? Neyle gideceksin? Yüzerek mi? Evet. Tamam, tamam, dur gidiyoruz. Yanlış anladın beni. İstiyorsan seni evine götürürüm. Yolda lütfen teklifimi düşün yavrum. Teşekkür ederim. Cevap vermedin bana. Evlenme teklifime yani. Hiç değilse bu konuda ciddi ol. Niye evinde konuşmuyoruz? O şansını kaybettin canım. O halde ben de buradan bir yere adım atmam. Burada arabada, kapında bekleyeceğim. Bekleyişin beni hiç etkilemeyecek canım. Hoşça kal. Kolay gelsin. Sağ ol. Hey, neyin var senin? Hiç, Cengiz'le tartıştık. Sebebini söylemeyecek misin? Evlenme teklif etti. Anlayamadım. Ne yani? Cengiz gibi süper bir kısmet evlenme teklif ediyor ve sen tartışıyorsun, öyle mi? Aşağı yukarı öyle. Kızım sen bir doktora git. Cengiz ne dedi peki? Aşağıda bekleyecekmiş. Umarım onu aşağıda çok bekletmezsin. Kendisi bilir. Numara yapıyor hınzır. Hava kararmadan sıkılır ve çeker gider. Günaydın canım. Günaydın. Niye zahmet ettin? Ben kahvaltımı hazırlardım. Hazırladığım kahvaltı sana değil canım. Sokakta bekleyen talihsiz delikanlıya. Hay Allah, Cengiz'i unuttum ben. Bırak şu ayakları. Sabaha kadar uyumadığını biliyorum. Düşündüm Nevin. İkimiz de çok genciz. Evlilik bir oyun değil. Anladım, evet diyeceksin. Çünkü onun yüzünü görünce dayanamıyorsun. Bu defa dayanacağım Nevin. Görüşürüz. Şimdi çayı soğutmadan götüreyim.
Günaydın. Kahvaltını getirdim. Günaydın. İkram servisiniz yerde de devam ediyor demek. Ben senin yerinde olsam kahvaltıyı Aysun'la yapardım. Hiddeti, şiddeti geçti mi? Geçti. Sakinleşti. Yukarı çıksam kovulmam değil mi? Zannetmem. Sana iyi şanslar arkadaş. Sağ ol. Evlenince de beni böyle kapıda karşıla, olur mu? Çok hoşuma gitti. Kahvaltımız hazır yavrum. Ciddi olalım. Her şey oldu bittiye getirme. Sana evet demem çok zor. Önce zamana ihtiyacım var. Kendimi hazırlamam lazım. Hiç kimse anasından gelin olarak doğmadı yavrum. Bak, ben yemek yapmasını bilmem. Dışarıda yeriz, aşçı tutarız. Sakarım biraz, her an üzerine kahve dökebilirim. Çok sayıda elbisem var, önemli değil. Ayrıca param yok, bir gelirim falan. Evlenince ekonomik özgürlüğüm olmayacak. Eyvah, kararlısın. Hayır diyorsun. Lütfen anlayışlı ol. Düşünmem gerek. Düşün yavrum. Şimdi sarıl bana. Sıkı sarıl. Kalbimin çarpıntılarını dinlersen daha kolay karar verebilirsin. Seni ailemle tanıştıracağım. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. El öpenlerin çok olsun kızım. Bizim oğlan seni görmemizi çok istemişti. Umarım pişman olmadınız. Tatlı dillerini sevsinler senin. Otur bakayım evladım. Seni akrabayı talukata tanıştırayım. Karım Meryem, kızım Leman. Ha bu da hala kızıdır. Büyük amcamın oğlu Çağzum. Kayınçolarım Hasan, Temel, Niyazi. Ha bu oğlumun çirvesi Cemil. Dayı oğlu Hasan. Onun babası Tursun. Yengelerimiz Hasibe, Nazmiye, Cullu, enişte Nuri, büyük enişte Cemil. Ha bu da torunum Özlem. Kurban. Ne tatlı kızsın sen Özlem. Abla, salıncağa bindirsene beni. Niçin olmasın? İzninizle. Hadi bakalım salıncağa. Aferin ulan. Su gibi güzel bir celin bulmuşsun. Hostes öyle mi? Bizim için çok faydalı olabilir. Hiç sanmıyorum baba. Evlenince çalışmasına izin vermem. Cengiz'in ailesiyle tanıştırdığı tek kız sensin. Sana değer veriyor. Daha fazlası. Benimle evlenmek istiyor. İstiyorsa evlenir. Kardeşim bir şey isterse mutlaka alır. Benim fikrim önemli değil mi yani? Onu demek istemedim. Anlaşmayla olur elbet. Seviyor musun? Galiba. O halde mesele yok. Seviyorsan her şeyi göze almışsın demektir. Ailemize gelin olmayı yani. Ne demek istediniz? Hiçbir şey. Özlem'i yatırmam gerek. Görüşürüz. Sıkıldın mı? Yo. Ablanla konuşuyordum. Mutsuz bir hali var. Neden acaba? Kocasını kaybetti. Bir sene önce. Üzüldüm. Sevgisi büyükmüş. Hala acı çekiyor. Oysa sevgisine layık değildi kocası. Neyse. Ailemin senin için ne söylediklerini merak etmiyor musun? Mutlaka nereden buldun demişlerdir. Aynen öyle söylediler. İlavesi de var. O dünya güzeli kızı nasıl kandırdın? O sualin cevabını sen de veremezdin. Kandım, inandım ve sevdim seni. Sev beni. Her zaman sev. Senden istediğim tek şey beni sevmen yavrum. Nasıl buldun evi? Tek kelimeyle şahane. Beğendiğine sevindim. Evlenince burada otururuz, tamam mı? Bak Cengiz, her şey çok güzel.
Ama şu evlenme işini ne olur biraz düşünsek. Anladım. Sen bana hayır diyorsun, öyle mi? Mantığım hayır diyor. Ama gönlüm bin defa evet diyor. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Karısı senin başına kızım. Sağ olun. Aysun'la kardeş gibiydik. Mutluluğuna çok seviniyorum. Vedalaşsak da gitsem artık. Oo, erken değil mi? Sabaha kadar eğlenecektik gibi. Çok isterdim. Erkenden Londra'ya uçacağım. Londra'ya mı? Hay Allah, ne tesadüf. Orada bir arkadaşıma hediye gönderecektim. Zahmet olur mu kızım? Rica ederim. Bir zahmet, yarın yazıhaneme uğrar mısın? Uçuşa gitmeden uğrarım. Seninle meşgul olamadım canım. Aa, ben yabancı mıyım? İnan çok eğlendim. Seni çok özleyeceğim. Ben de seni. Hey, ne oluyor bize ya? Bir daha görüşemeyecekmişiz gibi konuşuyoruz. Her zaman arayacağım seni. Ben de seni. Canım. Çaktırmadan kaçalım mı? Aa, saçmalama. Haklısın. Bir dakika canım. Tebrik ederim evlat. Sizi davet ettiğimi hatırlamıyorum. Davetle değil, ihbarla geldik. İhbarın içeriği neydi acaba? Hacının oğlu Celal ve adamlarının nikahınızı basacağını ihbar ettiler. Celal ve adamları misafirimizdi. Celal tebrik etti, babama saygılarını sundu ve gitti. Başka bir şey olamazdı. Zamanını boşuna harcadın müdürüm. Pek öyle sayılmaz. Düğününüze gelmiş kaçakçılıktan sabıkalı bir iki isim tespit ettim. Muhitimiz geniştir. Her kesimden dostlarımız vardır. Polisler hariç. Şimdi lütfen anlayışlı olup gider misin buradan? Gideceğim delikanlı. Ama bu son karşılaşmamız olmayacak. Ha, bir şey daha. Kendine fazla güvenme. Ne oldu Cengiz? Önemli değil yavrum.
hiçbir olay bizim düğünümüzün tadını bozamaz. Gelinimin arkadaşı bizim de kızımız sayılır. Biz Aysun'la gerçekten kardeş gibiyizdir. Nasıl, iyiler mi? Haber alıyor musunuz? Cicim ayındalar kızım. Hepimizi unuttu çerataları. Sağ bir zahmetim daha olacak. Zürih'te dostlarım var. Lokumu çok severler. Hediyemi götürür musun? Niçin olmasın, götürürüm. Zürih havaalanında seni karşılayacaklar. Hiç merak etmeyin Tahir Bey. İzninizle. Allah'a ısmarladık. Cüle cüle kızım. Çocuklar seni havaalanına bırakırlar. Hı hı. İki cambaz biyip de oynuyoruz dayı. Tahir pes ettiğime iyice inandı. Tahir düşmanına sırtını dönmez evlat. Her an tetiktedir. Ben onun canını değil, parasını alacağım dayı. Çılgınlık olur oğlum. Yol yakınken dön. Artık çok geç dayı. Ok yaygan çıktı. Çocuklar kaldırıp getirecekler Tilki Tahir'i. Başka mümkünü yoktur.
Bizimle geleceksin. Sesini çıkarırsan vururum. Deyyuslar! Ulan ben dünkü çocuk muyum? Kahvaltımız hazır. Bekliyorum Cengiz. Geliyorum canım. Aman Allah'ım. Cengiz! Cengiz! Ne oldu Aysun? Baban Cengiz. Ne olmuş babama? Şunu okusana. Çabuk hazırlan, gidiyoruz. Neler oluyor, anlatsana. Sırası mı şimdi? Sana hazırlan diyorum. Bilmek istiyorum. Gazete babandan olumsuz bir şekilde söz ediyor. Gazetelere mi inanacaksın, bana mı? Hala duruyorsun. Vaktimiz yok Aysun. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Bizi çok üzdün babacığım. Çok şükür ucuz atlatmışsın. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Ölmem, merak etme sen. Hiç laf dinlemiyor oğlum. Gece vakitlerine kadar çalışıyor. Babam ailesini korumaktan kendini korumayı unutuyor. Biz eski toprağız. Merak etmeyin. Hadi oğlum topla çotur hepsini. Seninle sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam baba. Hadi anneciğim. Biz refakatçiyiz oğlum. Babana bakma sen. Gelinimizi al götür. Kızımız böyle şeylere alışık değil. Hadi canım. İzninizle. Geçmiş olsun. Sağ ol. Babam iyi. İfadesini almak için geldim. Bir hesaplaşma gibi geliyor bana. Ne demek bu? Hacı Taşlı'nın öldürülmesini babandan bilebilirler. Babam aklandı sayın müdürüm. Sayende olduğunu biliyoruz. Ailenin bütün kirli işlerini sen temizliyorsun. Yani minareyi çalıyor, kılıfını da hazırlıyorsun. Bize düşmanlığın daha ne kadar sürecek müdür bey? Sizin oyununuzu pazara çıkartıncaya kadar. İpe gönderinceye kadar. Karımın yanında benimle böyle konuşamazsın. Hakkında dava açarım. Tabii. Ama sizin özel cezalandırma yöntemleriniz vardır. Hacı Taşçı'ya olduğu gibi. Peki babanı niçin vurdular, söyler misin? Bunu öğrenmek, suçluları bulmak senin görevin. Ben bir şey bilmiyorum. Sen diyorsun ki biz kanunuz, suçluyu biz buluruz, biz cezalandırırız. Öyle mi? Haşa! Biz kanuna, polise saygılıyız. Siz de vatandaşa saygılı olun. Kimdi o? İkinci şubeden Faruk Emre. Kafan neye takıldı? Onun söylediklerini. İnandın mı? Hepsi palavra. Ya gazetenin yazdığı? Olayın mafya hesaplaşması olduğunu yazıyordu. Hepsi yakıştırma yavrum. Meyve veren ağaç taşlanır. Babamın gücünü çekemeyen rakip iş adamları yaptırmış olabilir. Hem sen kafanı niye yoruyorsun karıcığım? Senin için üzülüyorum. Korkuyorum Cengiz. Korkulacak bir şey yok. Senden bir tek şey istiyorum. Bana güven ve beni sev. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Dilimde tüy bitti dinlemedin. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Benim beceriksizler işi bok etti. Kaldıramadılar herifi. Bak evlat. Tahir Çelik'le uğraşırsan bu alemde yaşayamazsın. Karşısında değil, yanında olacaksın. Hatta arkasında, kapısında köpek olacaksın. Asla köpek olmayacağım. İstediğim parayı alacağım o namussuzdan. El mi yaman, bey mi yaman göreceksin dayı.
akşam yemeğini dışarıda yeriz. Ben de seninle geleyim. Babamı hastaneden çıkaracağım Aysun. Ne olur gelsem, sıkılıyorum. Ben seni her gün çanta gibi yanımda mı taşıyayım istiyorsun? Daha ilk günden mi sıkıldın, bıktın benden? Deli kız, sen benim için bir ömürsün. Her şeyimsin. Seni bütün sevgilerin üzerinde seviyorum. Bunu hiç aklından çıkarma. Çabuk dön o zaman. Hemen dönerim canım. Bir şey daha. Sakın banyo yapma. Senin kokunu daha çok seviyorum. Deli oluyorum. Oh be, nihayet yalnız kaldık. İki laf edemedik koçumla. Kimlerdi baba? Celal'in çöpekleri. Polise ifadeni de söyledin mi? Hoppala! Biz gammaz mıyız evlat? Kendi işimizi kendimiz görmez miyiz? Umarım kan dökülmez baba. Bize ne tasa evlat? Dökülen kan bizimki olmayacak artık. Şimdi değil, sırası çalınca. Muameleleri bitirdin mi? Her şey tamam baba. Çıkalım. Merhaba. Nasıl, çabuk döndün mü? Umduğumdan da çabuk. Bağlasalar bile beni tutamazlardı. Seni çok özlemiştim. Gözlerini kapat. Sana bir sürprizim var. Mızıkçılık yapma. Sakın açma. Dikkat et. Şimdi aç gözlerini. Nasıl buldun? Aman Allah'ım! Hepsini kendi elimle yaptım. Hani yemek yapmasını bilmiyordun? Yemek kitabı sağ olsun. Erkeğin kalbine midesinden gidilirmiş canım. Palavra! Senin kadar güzel karısı olan bir erkeğin kalbine yatak odasından gidilir canım. Rahat dur! O kadar canım uğraştım, yemek hazırladım. Seni seviyorum. Ömrüm boyu aç kalsam bile şikayetim olmaz karıcığım. Fırında et yanacak, bırak şimdi yapma fırını. Cengi! Bırak, ben yanıyorum. Hadi gel, ama yemekler... gel, deli oluyorum sana. Gel, soğuyacak! Gel buraya, gel. Bugün çok merak etmiştim seni. Bir korku vardı içimde. Bir delilik yapmandan korktum, intikam falan gibi. Onun için seninle gelmek istedim. Babamla durumu konuştuk. Polisin işi suçluları bulmak. Size de bu yakışır. Rahatladım şimdi. Artık bu kuşkuları kafandan at yavrum. Yalnız mutluluğumuzu düşün. Akşama babamlarda yemekteyiz, unutma. Unutur muyum? Çok kalacak mısın? Sanmıyorum. Bugün gönlümce alışveriş yapacağım. Niye sordun? Hiç. Güle güle karıcığım. Nevin'e selam söyle. Olur. Müslim, sen bekle. Dikkatli ol. Tamam abi. Hayırsız. Hiç aramıyorsun, sormuyorsun. Ben seni balayında biliyordum. Yarım kaldı. Kayınpederimi duymadın mı? Duydum. Önemli değilmiş yarası. Sen nasılsın? Mutlu musun? Hayal etmediğim kadar. Seviyorum, seviliyorum. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Buna layıksın canım. Sen nasılsın? Bildiğin gibi. Yüzün nasıl? Şahane. Yoksa sen de mi birinin üstüne kahve döktün? Öyle birine rastlamadım. Yüzüğü kayınpederin hediye etti. Dostları için hediye lokumlarını dışarı götürdüm. Çok bonkör, baba bir adam. Yeni bir paket göndermiş, bugün götüreceğim. Bugün uçacak mısın? Üzgünüm.
Keşke daha erken gelseydin, laflardık. Gene gelirim. Hadi geç kalma sen. Seni çok özlüyorum. Sık sık buluşalım. Ama sen de ara, tamam mı? Aramaz mıyım? Tahir Bey'e geçmiş olsun dileklerimiyle. Taksi! Hoşça kal. Sen ne arıyorsun burada? Seni bekliyorum yenge. Abim mukayyet ol dedi. Çocuk değilim ben. Gönlümce dolaşmak, alışveriş yapmak istiyorum. Beni rahat bırak, tamam mı? Ama yenge, seni korumakla görevliyim. Kimden, kimlerden? Asıl peşime takılırsan sen kendini koru benden. Allah. Tabii evet, canım. Ben söyledim. Üçüncü katada bakalım istersen. Oradaki oyuncular çok güzel. Ondan sonra tekrar buraya gelin. Evet, ondan sonra. Utanmıyor musun laf atmaya? Terbiyesiz! Ne olur yardım edin. Peşime takılıp laf atıyor bu adam. Tuh utanmaz. Kızın yaşında o senin. Hanım hanım, o benim yengem olur. Ah, daha fena ya. İnsan yengesine asılır mı hiç? Polis çağırsanıza yahu. Hakikaten. Biz haddini bildirelim daha iyi. Bey kardeşim, yapılır mı? Vallahi bir şey yapmadım ben. Hiç? Bir de yapmadım diyorsun. Sus edepsiz. Öldürürüm ben seni! Niye gözünü açmadın? Niye? Milleti üzerime saldırttı. Ben kurtulmaya çalışırken kaçmış. Cengiz, yavaş ol oğlum. Ne olabilir ki? Her şey olabilir baba. Gidebileceği her yeri aradım, bulamadım. Hatta hastaneleri bile. Ben de oylandım şimdi. Galiba aceli gelen köpek cami duvarına işedi. Bu köpek kim olabilir baba? Celal. Tahir Çelik ailesinde her şey paradır. Bakalım senin değerin ne kadarmış? Alo. Evet benim. Kiminle konuşuyorum? Celal sen misin? Karım nerede? Bak, onun kılına zarar gelirse öldürürüm seni. Parça parça ederim. Dediklerini yapacağını biliyorum. Ama ben zaten ölmüşüm Cengiz. İnsan bir kere ölür. Her şeyi göze aldım. Son şansımı kullanıyorum. Karına karşılık 2 milyar tutarında döviz istiyorum. Dışarıya kaçacağım. Şimdi karının sesini duymak istersin sanırım. Alo Cengiz. Her şeye ben sebep oldum. Korkuyorum. Yanımda olmanı istiyorum. Sakin ol yavrum. Seni kurtaracağım. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Bana güven. Kurtulursam dizinin dibinden ayrılmayacağım Cengiz. Bana bir şey olursa seni canımdan çok sevdiğimi... Yeter! Muhabbetinize kavuşunca devam edersiniz. 2 saat içinde parayı getir. Sizin için büyük bir para değil. Bak Cengiz, ben zaten ölmüşüm derken ciddiydim. Sana adresi veriyorum. Samandıra yolundaki eski çiftlik. İstersen polis al, istersen adamlarınla gel. O zaman karının cesedini alırsın. Seni tek başına bekliyorum. Ne oldu? Karıma karşılık 2 milyarlık döviz istiyor. Havucunu yalar. Bir kuruş alamaz benden. Ciddi olamazsın baba. Ciddiyim. Benim gururum var, cucum var. Bir tüysüze teslim olamam ben. Gururundan söz ediyorsun. Karımın hayatı ne olacak baba?
Celal pipok yiyemez, korkma. Her şeyi göze almış baba, delirmiş. Açık açık adres verdi. Tek başıma gitmezsem vurur Aysun'u. Tek başına gitmeyi göze alıyor musun? Evet baba. Karım benim için canımdan kıymetlidir. Sen de benim kıymetlimsin evlat. Parayı veriyorum. Çok korktum Cengiz. Ölmekten değil, seni bir daha görememekten. Bitti yavrum. Korkulu rüya bitti. Geçmiş olsun kızım. Üzgünüm, sizi zarara soktum. Sana feda olsun. Hem başlık parasına say. Çok iyisiniz. Kızım, Cılınım'a odasını göster, bir müddet burada kalsınlar. Benim de canım rahat olsun. Çaresi yok yavrum. Babam bizi misafir etmek istiyor. Onu kıramayız. Gel güzelim. Çok korkmuş olmalısın. Ne yalan söyleyeyim, korktum. Başına gelenleri kimseye anlatma. Bu ailenin kuralları vardır. Kocam bu kurallara uymadığı için öldü. Cengiz anlattı. İnan senin adına çok üzüldüm. Üzüntü gideni geri getirmiyor. Çok konuşuyordu kocam. Aile hakkında yani. Kim kimdir, para nereden geliyor falan. Ve sonunda öldürüldü. Doğru olamaz bu. Taş devrinde değiliz artık. Ailemizde hiçbir şey değişmedi. Sen çok iyi bir kızsın. Al kocanı git. Kendi ailenizi kurun. Rahatsız ettim bacım. Tahir Bey gönderdi. Haberiniz varmış. Evet, telefon etmişti. Bir paket gönderecekti. Bacım, bir de şu küçük hediyeyi gönderdi. Kızımız daha iyiyene layıktır dersin dedi. Sağ olsun. Selamlarımı söyleyin. Baş üstüne. Alo? Canım sen misin? Vallahi aklımdaydın. Bugün sana gelecektim. Nasılsın? Pek iyi değilim. Başıma gelenleri bilmiyorsun. Fidye için kaçırdılar beni. Neler söylüyorsun? Gazeteler yazmadı. Zaten ben de dün akşam gelmiştim. Basına, polise aksettirmeden aralarında hallettiler. Gelin olduğum aile polisin hedefi Nevin. Kaçakçılıkla, cinayetle falan suçluyorlar. Ve ben çok...
onun parmağı olduğunu sanmıyorum. Bunu kocana niye sormuyorsun Aysun? Sana yemin ederim benim haberim yoktu Aysun. Bu söylediklerine inanmamı isteme benden. Yemin ederim dedim. Nevin nerede şimdi? Babandan hesap sormaya gideceğini söylemişti. İğrenç bir adamın hediyelerini kabul edemem ben. Sakin ol, dünya batmadı ya. Ama benim dünyam karardı. Beni kullandın, kuryelik yaptırdın. Bundan önceki paketlerde de kaçak döviz vardı. Bunu kimse bilmiyordu ki Kezon. Aramızda bir sır bu. Bu parayı sen bana boşuna cilice durdun. Hiç de boşuna değil. Ben namuslu bir insanım. Kirli işlerle hiçbir ilgim olamaz. Sen çok gençsin yavrum. Bu fırsatı kaçırma. İçimizin de menfaati olur. Çok para kazanırsın. Ya benim hayatım ne olacak? Hiçbir şey olmaz, ben seni korurum. Asıl sen kendini koru Tahir Çelik. Çünkü ipliğini pazara çıkartacağım. Muzo! Nevin geldi mi baba? Geldi ve ciddi oğlum. Telaşın ne? Lütfen baba. Nevin karıma bir şeyler anlatmış. Taşımacılık falan yaptırdığını. O iş kapandı. Nevin'e bir yanlışlık olmuş dedim. İşi tatlıya bağladık. Doğru mu baba? Yalan olur mu? Tatlıya bağladık dedik ya. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Biliyorum, belki burası yeri ve zamanı değil ama bana yardım etmenizi istiyorum. Size nasıl yardım edebilirim? Arkadaşınızın katillerini yakalamak için. Üzgünüm, gelin olduğunuz ailenin böyle çok kurbanı var. Madem ki biliyorsunuz, tutukluyum. Ne yazık ki elimde delil yok. Bunu siz yapabilirsiniz. Yapmam için bir sebep mi var? Evet var. Önce dürüstlüğünüz, arkadaş sevginiz ve vicdanınız. Beni ararsanız sevinirim. Bana. Enişten niçin öldü söyler misin ha? Konuştuğu için. Onu susturdunuz, şimdi de Nevin'i. Ablam senin beynini yıkamış. O işi yapan sensin. Bana her şeyi anlatmalıydın. Aileni, kendini, her şeyi. O zaman benimle evlenmezdin. Niçin ben? Sen nicedir aradığım insandın. İlk görüşte aşık olduğumu kızdın. Seni kaybetmek istemezdim. Ama şimdi kaybettin. Ayrılmak istiyorum Cengiz. Biz ayrılamayız yavrum. Kolunu kes desen çok kolay. Ama ayrılmak mümkün değil. Sensiz yaşayamam ben. Böyle de yaşayamayız Cengiz. Her şey başka türlü olabilirdi. İkimize ait bir aile kurabilirdik. Bunu ben de çok istiyorum. Daha önce tek başıma düşünemedim. Belki de yapmaktan korktum. Ama şimdi yanımda sen varsın. Seni kaybetmek istemiyorum. Bir kere daha deneyelim.
Beni bırakma Aysun. Yerini tespit ettik. Pasaport bekliyor dışarıya kaçmak için. Pasaportu hazırlayan bizim adamımız. Her şeyi okudu. Yapılması gerekeni söyleyin, hemen yapalım. İşi bitirmenin zamanı geldi çocuklar. Ne yapmak istediğinizi öğrenebilir miyim baba? Onurumu, şerefimi kurtarmak isterim oğlum. Celal çöpü beni yaraladı. Celunumu kaçırdı. Cezasız mı kalmalı? Kan dökülmesin baba. Parayı bir yolunu bulup geri alırız. Adımız şanımız ne olacak? Şamar oğlanı mı desinler isteysun? Bu iş bitecek, başka mümkünatı yoktur. Tamam mı? Benim, Kamil. Pasaportunu getirdim. İyi günler. İyi günler. Umarım haberiniz vardır. Dün gece Celal Taşçı'yı öldürdüler. Su testisi su yolunda kırıldı demek ki. Bu kadar basit değil. Bize yardım edeceğinizi umuyordum. Üzgünüm, benim yapabileceğim bir şey yok. Bak kızım, senin onlardan olmadığını biliyoruz. Şimdi uyarmak ve korumak istiyoruz. Şahitlik yaparsan suçluları ipe gönderebiliriz. İpe göndermek istedikleriniz arasında kocam da var. Onu seviyorum. Bilmem beni anlayabilecek misiniz? Üzgünüm. En son çare olarak seni mahkemeye çıkartıp şahit olarak dinleteceğim. Senin vicdana güveniyorum kızım. Demek bizim Celal'i mahkemeye çıkartacak, öyle mi? Polis aynen böyle söyledi beyim. İşte kulağınla duydun. Karım bana asla ihanet etmez baba. Aptal oğlum benim. Gözünü aç biraz. Annen polisin kartını karının çantasında bulmuş. Onu geçen akşam da bizi dinlerken yakaladım. Baba, karım bildiklerini anlatmış olsaydı polis bizi rahat bırakmazdı. Kadın milleti bu. Ne yapasa belli olmaz. Ya mahkemede konuşursa? Konuşmaz baba. Bana güven. Sana güvenirim, oğlumsun. Ama el kızına güvenmem. Karın mahkemeye çıkmayacak, tamam mı? Yoksa devreye ben girerim. Tamam baba.
Size hiçbir şey anlatmadım Cengiz. Önemli değil. Bir şey sormak istiyorum. Seni sevdiğimi soracaksan sana tapıyorum. Başka şey soracaktım. Beni niçin getirdin buraya? Sözüm vardı. Balayımızı tamamlayacaktım. Bitti mi? Bitmedi. Dinle. Ülkeden ayrılacağız. Her şeyi hazırladım. İkimiz birbirimize yeteriz yavrum. Cengiz baba, çok korkuyorum. Odamıza gidelim, yalvarırım çabuk ol. Onlara teslim etme Cengiz. Korkma. Yanındayım. Seni hiç kimse benden alamaz. Sevgi nedir seninle tattım Aysu. En güzel duyguları seninle paylaştım. Sarıl bana. Sen de sarıl. Yoksa mutluluktan kollarının arasından uçabilirim. Birlikte sevgilim. İkimiz birlikte.